kur garantili TL mevduat hesabı. Bu yeni bir buluş gibi sunuldu. Oysa Türkiye 1967'de birincisi olmak üzere ve 74 yılından 78 yılına kadar da ikincisi olmak üzere bu modeli iki defa uygulamıştır. O zaman uygulama gerekçesi farklıydı. Türkiye'nin özellikle 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargoya maruz kalması, bütün dış yardımların kesilmesi, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem o zamanki Avrupa topluluğu üyesi ülkelerin IMF üzerindeki baskıları nedeniyle Türkiye'ye kredi akışının durmuş olması nedeniyle Türkiye'nin özellikle Almanya'daki Deutsche Bank'ta duran işçi dövizlerinin çekilmesi ihtiyacı vardı. O zaman cari açığımız 200 milyon dolar düzeyindeydi. Yıllık ithalatımız da 5 milyar dolar düzeyindeydi. İthalatı yapabilmek için, ekonomiyi döndürebilmek için buna ihtiyaç vardı. Bu dövizler dövize çevrilebilir mevduat adı altında Türkiye'ye getirildi. Merkez Bankası'na yatırıldı. Karşılığında o işçiler adına Türk lirası hesaplar açıldı. Yine kur garantisi verilmek suretiyle bu dövizlerle Türkiye ithalatını, ekonomisini çevirdi. O zaman kapalı bir ekonomi var. Dalgalı kur rejimi yok, sabit kur rejimi var. İthal ikameci bir ekonomi modeli uyguluyoruz. Fakat bunun bütçeye yükü olağanüstü fazlaydı ve 70'lerin sonunda bundan vazgeçildi ve Turgut Özal buradan kalan borçları 1984-89 döneminde ödedi ve inşallah bu bir dahaki hükümetlere ders olur, kimse bu yola girmez dedi. Şimdi bu bir sihirli model değil arkadaşlar. Bununla aslında mevduat sahibine örtülü bir faiz verilmektedir. Kimse bu faiz değil demesin. Bunun adı faizdir. Üç aylık mevduattan örnek vereceğim. Üç aylık mevduatın faiz oranı şu an 15.99'dur. 16 diyelim. Kurda eğer bir yıllık dönemde %40'lık bir değer artışı olursa Türk lirasına karşı 16 Türk lirası mevduatın faizi %40 dövizin doların Türk lirası karşısında kazandığı değer, arada ne var? 26. 26 puanlık o mevduat sahibine bir faiz ödenecektir. Bunun adı faizdir arkadaşlar. İstediğiniz kadar kur garantisi deyin. Dün gece yayınlanmış olan Merkez Bankası tebliğine göre de bu ödemeler Merkez Bankası tarafından yapılacaktır. Henüz işin Türk lirası tarafına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Aslında doğru olan her iki düzenlemenin de beraber yapılmasıydı. Sosyal medya hesabımdan dün bunu eleştirdim. Türk lirası tarafı ortada yok. O zaman geri mi döndünüz? Daha henüz Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bir açıklama gelmedi. Bu açıklamayı yapacak olan Sayın Bakan'dır. Bu Türk lirası mevduata da bu garanti verildiği zaman, dolardaki bu yükselişi durdurmak, kontrol etmek, aşağı indirmek amacıyla ve bunun bütçeye olağanüstü bir yükü olacaktır. Evet, dolar insin aşağı, yükselmesin. Ama şunu sormak istiyorum. Yani bu Sayın Erdoğan ve ekibinin kendi kendine yarattığı bir kriz. Durup dururken yarattığı bir kriz. Eylül ayı başında 8 lira olan kur bugün inmiş olan haliyle 12,5-13 lira seviyelerinde. Bütün bunlara gerek var mıydı?